Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu Hoca ile özel programlarımız devam ediyor. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Kurtoğlu Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Hocam, öncelikle biraz programa ekonomiden giriş yapmak istiyorum ve diyoruz ki hemen nakitsiz toplum düzenine doğru ilerliyoruz. Evet. Peki nakitsiz yeni düzen nasıl olacak? Bunun yorumunu sizden alalım. Şimdi evet, yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu zaten hepimiz artık görüyoruz. Üstümüze doğru da zap zapla geliyor. Şöyle tarihe dönüp baktığımızda küresel çaptaki değişikliklerin ana unsuru para, din, dinden önce para, mitoloji ve dindir. Buraya baktığımızda işte milattan önce 600'lü yıllarda Lidyalılar parayı bulduğunda, malum bugünkü bizim Manisa ilimiz çevresinde, ki parayı bulan pagan bir dini tarikattır. Pagan, çok tanrılı bir inanca sahip olan bir dini tarikattır. Sikke, altın, gümüş, sikke, metalden bir para var idi. Zaman içinde para banknot, kağıt paraya dönüştü. Kağıt para kendi içinde, zaman içinde benim altına, gümüşe endeksli. Sonra da 15 Ağustos 1971'den itibaren paranın bütün bağı, altınla gümüşle olan bağı koparıldı. Adeta yıl katına çevrildi. Yani ne çapası var ne çıpası var. Bir bağlı olduğu yok. Siyasiler karar veriyor. Merkez bankaları gece gündüz çalışıyorlar. Takır takır takır, biliyorsunuz Covid-19 salgınında bol keseden paralar dağıtıldı vesaire vesaire. İşte şimdi de yeni dünya düzeninin en önemli unsurlarından birisi nakitsiz toplum düzenidir. İsveç'te 900 banka şubesi var. Bu 900 banka şubesinin 600'ü şu anda nakit kabul etmiyor. Artı çok ilginç, yeni öğrendim ben de. Hollanda'dan bir arkadaşım anlattı. Hollanda'da 100 avroyu götürüyorsunuz, her banka bozmuyor. Veya bir kurum bozmuyor, bir yere yönlendiriyorlar. Oraya gittiğinizde de 100 avroyu bozdurmak için %30 komisyon falan alıyorlar. Böyle bir abuk bir şey, durum söz konusu. Bunun için nakitsiz toplum. Çünkü neden nakitsiz toplum? Para bir ülkenin, bir milletin ve devletin ana bağ unsurudur. Türk tarihine baktığımızda Selçuklu'dan Anadolu Selçuklu'ya, Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine biz her para bastırdığımızda hutbe okutmuş bir milletin çocuklarıyız ki rahmetli Atatürk cennet mekan olsun, Cumhuriyet Türkiye'sini kurup TL'ye, Türk lirasına devreye koyduklarında yine Ankara'da hutbe okutuldu. Osmanlı'da da padişahtan padişaha o hutbe okutmaları var idi. Bir başka hadise, özellikle Osmanlı Türk tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun, koca imparatorluğun çökmesinde paranın 1587'den itibaren Osmanlı'nın para üzerindeki hakimiyetini kaybetmesi başlar. Arkasından Osmanlı Türkiye'si 1641'de, çok ilginçtir bu, bunu mutlaka bir doktora konusu yapılmalıdır, akademisyenler araştırmalıdır. 1641'de Osmanlı darphaneyi kapattı, para basmayı. Darphaneyi, canım kapatılabilir diyebilir bilmeyenler. Aleyna Hanım, darphaneyi kapatmak ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, silahlarını elinden alıp kışlaya doldurmak aynı şeydir. Yani bir milletin para silahıdır. İşte o tarihten itibaren maalesef Fatih Sultan Mehmet'in büyük öngörülerle kurduğu Osmanlı maliye vergi sistemi daha 200 yıl olmadan özellikle Enderuni bürokrasi tarafından, Enderuni bürokrasi de dönme ve devşirmelerin ağırlıklı olduğu bir bürokrasidir. Bu konuda da merak edenler olur ise efendim Catherine Madeleine Zilfi Chicago Üniversitesi'nden, onun Türkçe'ye çevrilen Osmanlı'da Din, Siyaset ve Ulema diye bir kitabı olması lazım. Ondan detayını okuyabilirler. İşte Osmanlı para oyunlarıyla çökertilmiştir. Bugün de Cumhuriyet Türkiye'si
para oyunlarıyla çok ciddi, hem içeriden kendimizin yaptığı beceriksizlikler var, hem dışarıdan bunu kullanan bir yapı var. Böyle bir yapı içinde de yeni dünyayı tasarlayan insanlar, güç simsarları diyor ki, bir grup, bu grubun başını City of London çekiyor, Londra bankerleri çekiyor. Bu Londra bankerleri içinde bir kısmı Musevi'de, bir kısmı Kelt. Anadolu'da da yaşamış olan Kelt dini, yani Hristiyanlığın bir başka versiyonu, ezoterik Hristiyanlık, onu yaşayanlar. Kelt bankerler vardır. Bunlar yeni bir dünya düzeni tasarlıyorlar. Bu dünya düzeninde nakitsiz bir toplum, ama şöyle diyorlar, IMF'nin, SDR'sini dünyanın küresel rezerv parası yapalım. IMF'yi dünya merkez bankası yapalım. Bütün dünya bunu kullansın. Avro'nun bir modeli, genişletilmiş hali. Ama kiminle yürüyeceğiz? Çin'le yürüyeceğiz diyorlar, lider devlet o. İngiltere, Çin ve İsrail bu eksende. Türkiye'de şu andaki haliyle Sayın Erdoğan da bu eksene daha yakın duruyor. Zaten bundan dolayı Amerika'yı çok kızdırıyor. Diğer taraftan Amerikan küreselcileri ise, yani Wall Street'teki ekeler, haşa Tanrı'yla kafa tutan, dünyadaki en çok parası olanlar manasındadır. Bunu da bir merak eden sevgili seyircilerimiz olursa, Ryo Kuroki, bir Japon finansçı vardır. Onun Türkçe'ye Wall Street Kartalını Vurun diye bir kitabı vardır. Orada detayını görürler. Adam orada ülke ismini sonunda verir de, anlattığı ülke bizizdir. Nasıl öpüldüğümüzü görürüz orada para üzerinden. Maalesef Osmanlı Türkiye'sinin yaşadığı para faciasını Atatürk'ten sonra Cumhuriyet yaşıyor. Yani Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet para savaşlarıyla, hem içerideki beceriksizliklerimiz, hem dışarıdan müdahalelerle bugünkü perişan hale getirilmiş vaziyette. İşte bu yapı içinde de küresel sistemin Amerikan ayağı da diyor ki, kardeşim tamam, bir dijital veya kripto, zaten dijital para 2000'lerin başından beri Merkez Bankası, bankalar arasında yoğun şekilde kullanılıyor. Dünyada sistemde dönen paranın büyük çoğunluğu basılı değildir. Bankalar arası işlemle gider. Amerikan küreselciler de diyor ki, kardeşim tamam olsun, ama bu Amerikan liderliğinde olsun. City of London, hayır, Şangay, Çin'in liderliğinde olsun. Amerikan milliyetçiler de diyor ki, kardeşim bunun ikisi de olmaz. Yine bir küresel para sistemi olacaksa, tıpkı 1944'te yaptığımız gibi Amerikan dolarını dijitale çevirelim. Hı hı. Amerikan doları dijital olarak altına endekslensin. Diğer ülkelerde parasını dolara endekslesin. Şu anda en namuslu, bize de yakın ülken bu. İşte böyle bir noktada Ukrayna'da olan Putin'in bodoslama, Ukrayna'ya dalması, dünyadaki kavgalar vesaire. En tepede paranın ne olacağı, patronun kim olacağısa savaşı var. Hı hı. Önümüzdeki dönemde özellikle 2024 Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra bu mücadele kızışacak ki Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler kitabı vardır, romanını okumuşsunuzdur. Orada Engizisyoncu Kardinal diye bir bölüm vardır. Engizisyoncu Kardinal, vicdansız, namussuz, Hazreti İsa'ya Hristiyanlığı öğretir. Düşünüyor, biliyor musunuz? Hazreti İsa'ya Hristiyanlığı öğretir ve orada şöyle bir replik vardır. İnsanların karnını doyuranlar onun hürriyetlerine hükmeder. Parayı kim kontrol ederse tarih boyunca dini kontrol eder. Para ve dini kontrol eden siyaseti kontrol eder. Para, din, siyaseti kontrol eder. Akademiyi, bilimi kontrol eder. Dördünü kontrol edince zaten her şeyi kontrol edersiniz. Ve bugün baktığımızda insanlık COVID-19 denemeleri, sınamaları, sıvılamaları, öpmelerine baktığımızda da buraya doğru ki 2020'de Nathan Rothschild iki tweet attı. Bir, hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız. İki, gıda yeni bir yapıya kavuşturulmalıdır. Zaten parayı kontrol ederseniz, gıdayı kontrol ederseniz, suyu kontrol ederseniz, hoş geldiniz Engizisyoncu Kardinal. Evet, para bu. Peki hocam, biz aslında alıştık, özellikle de pandemi sürecinde şuna alıştık. İşte kartlı sistemde hiç dokunmadan, işte paralara dokunmadan
biraz böyle alıştırıldık ama şimdi şunu söyleyebilir mi şirketlerde bundan sonra paralarınızı kripto olarak ya da işte hesaplarınızda bundan sonra nakit yüklemeden direkt olarak hani dijital para şeklinde göndereceğiz diye. Bunun altyapısı hazırda var mı? Bunun ilk denemesi hemen insanlar 2009 yılında bu Bitcoin işte Takoşi Makoşi amca palavralar tabii yerseniz de bunun Takoşi ile falan öyle uydurma şeylerle alakası yok. Bu bir Amerikan istihbarat sisteminin oyunu çünkü trilyonlarca dolar basıp sisteme pompaladılar dünyayı. Bu paranın enayilerden toplanması lazımdı. Yani siz gerçek dolarla gidecek aleyna kardeşim bankaya yatıracak Bitcoin alacak. Ne alıyor? Hayal alıyor. Hı-hı. Kapının altına atıyorsun. Orada arsalar bile geliyor. İşte şimdi adamlar bunu daha önce Kenya'da Meta diye bir şirket. Tam ismini hatırlamıyorum. Bir muz şirketi. Muz şirketi bildiğimiz ünlü Finlandiya telefonu var ya Nokia ile. Bunu uygulamaya geçirdi. Hala orada. İlk denemesi orada oldu bunun. Ve sonra tuttu ama istedikleri gibi nakitsiz bir sistemin çok da kolay olmadığını gördüler. Bu Metaverse'ün işte Meta'nın sahibi özel uçağıyla bu muz şirketine gitti, Kenya'ya gitti vesaire uzun hikaye olmadı. Şu anda dünyada 16 binden fazla böyle para var. Bunlar yeni de değil. 1913 yılında Amerikan Merkez Bankası Fed kurulup dolar resmi para olarak tanımlanıncaya kadar Amerika'da 8000 çeşit para vardı. 8000 çeşit para vardı. Hı hı. İşte bugün de 16.000'in üzerinde bir para var ve yavaş yavaş oraya doğru ittiriyorlar. Nakitsiz bir toplum. Onda da diyorlar ki kolaylaştıracağız. İşte şimdi insanların eline geliyor. Kolayına geliyor. Dıt dıt. Evet. Peki şimdi Aleyna Hanım bindi arabasına Antalya'ya tatile gidiyor. Cebinde nakit parası Allah daha çok versin. Ondan sonra bankadaki milyonundan koymuş bir 50-100 binini cebine Antalya'ya tatile gidiyor. Kredi nakit para ödüyorsunuz. Ailenizin dışında, sizin söylediklerinizin dışında sizin nereye gittiğini kim bilebilir? Hiç kimse. Hiç kimse. Ama Aleyna Hanım kredi kartı kullanıyor. Kim bilebilir? Çevreniz ve kredi kartı sistemini. Peki Aleyna Hanım bütün bunların dışında kripto para sistemiyle nakitsiz toplumla Antalya'ya gidiyorsa kimin haber olur? Küresel ağın. Ve orada ne olur biliyor musunuz? Aleyna Hanım'ın canı sıkıldı ve küresel sistemi veya küresel sistemin başında da Ramazan Hoca var. Aleyna Hanım bana iki laf etti. İki tane laf çaktı bana. Çocuklara, ekibe veya o ekibe de gerek yok. Şeylere, kompütürdeki sistemlere girildi. Aleyna Hanım'ın dit var ya parayı petrol alırken, gaz alırken, elektrik yüklerken, karnını doyururken gitti. Ama Aleyna Hanım'a ben gücüm. Sistemi tenkit ediyor. Sistemin aleyhinde olabilemez böyle bir şey. Tek algoritma devreye giriyor. Birinci tık tamam, ikinci tık eller yukarı. Kimi? Çin'de uyguluyorlar şu an. Evet. Çin'de uyguluyorlar. Tamamen insanları yönlendirmek, yaptığınız alışverişler hazlarınız üzerinden daha fazla alışveriş ve tüketime yöneltmek amacıyla yapılıyor. Ve şimdi burayı benim Fatma teyzem, Muharrem amcam çok iyi dinlesin. Böyle bu adamlar oturup da tatavaya iş yapmazlar. Bu adamlar akıllı adamlar. Hı-hı. Yani şimdi küreselciliğe karşıyız da kardeşim küreselciliğin karşısında vatansever, ulusalcılar, milliyetçiler nihayet ediyor. Geyik yapıyorlar yani. Ortaya toplumun karşılayacak, toplumun, devletin geleceğini karşılayacak sistem geliştirin. Lagalugayla olmaz bu iş. Çünkü küresel sistemi kontrol eden adamlar akıllı adamlar. Peki nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bu adamlar deneyini yaptı. Hırvat asıllı Pirelek diye bir adam var. Profesör Pirelek. Ben kitabımda yazdım. Sanal para, sentetik insan, legodin kitabında detayı var. Hı hı. Pirelek bir deney yapıyor. Ne zaman yapıyor deneyi de? Yanılmıyorsam 2012 yılında yapıyor. MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dünyanın en iyi mühendislik okullarından biridir. Hatta bu sene Amerika'ya gittiğimde MIT'ye gidebilirsek
şey bir kafeye oturayım, oradan program yapalım seninle. Tabii, mutlaka. Ondan sonra Chicago'da yapacağız. Hı-hı. Ondan sonra kerelek bir deney yaptı Aleyna Hanım. Cebine 4 tane Amerikan Ligi'nin, Milli Basketbol Ligi'nin son final maçının, ölümcül bir maç. Kim bir pota atarsa fazladan şampiyon olacak, milyon dolarları götürecek. İki amfiye dolduruyorlar öğrenciler. Yüzer tane öğrenciyi koyuyorlar. A amfisindeki öğrencilere diyorlar ki 4 biletimiz var. En çok parayı kim verir ise bu 4 biletin sahibi olacak. Çünkü kara borsada bilet. Ama diyorlar nakit ödeyeceksiniz. Diğer B sınıfına da diyorlar ki 4 biletimiz var. Basketbol Milli Ligi'nin. Kim parayı yüksek verirse ona vereceğiz. Ama nakit ödemek yok. Kredi kartı veya temassız ödemelerle, PayPal vesaire tiplerle. Aleyna Hanım, nakit artı, diyelim ki bilet 100 dolar. Nakit artış şartı konan amfide sınıfta 100 öğrenciden en fazla çıkanlar 200 dolara çıkıyor. Birebir. Ama temassız ödemelerde 1'e 6'ya çıkıyor. Ve yapılan araştırmada, MR çekimlerinde insan beyni nakit ödediğinde saliseler içinde acı çekiyor. Ama temassız yani nakitsiz ödemelerde duymuyorsun bile. Hı hı. Ne zaman duyuyorsun biliyor musun? Yörüklerde bir laf var. Turpun büyüğü heybet ederler ya. Hı hı. Ödeme günü geldiğinde 9 doğurmaya başlıyorsun ama ne için ödediğini bile bilmiyorsun. Evet.